30. cüz mealinizde İhlas suresinin 3. ayetine "O baba değildir, evlat da değildir" mealini vermişsiniz. Evet. Bu durumda Hristiyanlar baba dedikleri için Allah'a tenkit edilmiş olmazlar mı? Şimdi tabii ki bu güzel bir tenkit bizimle ilgili de benim söylediğim şu, yani Hristiyanlar İsa'ya Allah'ın oğlu dedikleri için Allah tarafından kafir sayılmışlardır. Şimdi baba kelimesini ne diyor burada? Diyor ki adam, mesela az önce şeyde, bu kitapta İsa Aleyhisselam'a bak şöyle ifade ediyor kendisini. Diyor ki Allah'ın baba olarak adlandırılması her şeyin başlangıcı ve aşkın otorite sahibi olmasından, tüm çocukların üstüne titreyen sevgi dolu iyiliğinden dolayıdır. Çocuk derken kullarını kastederek söylediği belli zaten. Yoksa diyor Allah ne erkektir ne kadın. Yani biz baba derken öyle sizin bildiğiniz manada babayı kastetmiyoruz diyor burada. Allah Allah'tır diyor. Ama İsa ile ilgili konuştuğu zaman yani öyle bir oğul profili çiziyor ki ihtilal yapmış, babasının yerine geçmiş. Evet. Belirttiğiniz namaz takvimine göre İstanbul için bugünkü akşam ve yatsı namazları şöyle verilmiş: 18.59 yatsının başlangıcı, bitişi de 19.42. Dersiniz 19'da. Yani belirttiğiniz vakitten bir dakika sonra başlayıp 19.42'de bitiyor. Siz ne zaman yatsıyı kıldınız demiş. Biz birleştirdik. Birleştirdik. O şeyde, yazıda görürsünüz ki akşam namazının vakti vardır, yatsının son vakti vardır. Ama ikisinin arasındaki vakit Kur'an-ı Kerim tarafından belirtilmemiştir. Zaten ondan dolayı Resulullah bazen akşamla yatsıyı birleştirmiştir. Medine'de de birleştirmiştir. Bu tabi ümmeti Muhammed için çok büyük bir kolaylıktır. Evet. Ama milletin gözünden kaçmıyor bak. Meryem suresi 17. ayetle ilgili bir soru var. Bu ayette Meryem validemize gönderilen ruhun Hazreti Muhammed'in ruhu bile olabileceğini söyleyen bir cemaat lideri var. İsa'nın yaratılışının misali Adem'in yaratılışı gibidir anlamına gelen ayetle beraber bunu nasıl anlamalıyız? Fetemettele leha var ya, fettegadet min dunhu hicaben fe erselna ileyha ruhana. Ya kardeşim, yani bu yanlış bir şey. Yani bu yanlışın üzerinde durmaya gerek yok. Yanlış. Kendi kafalarından bir kere, ama bu yanlışın arkasında çok büyük yanlışlar vardır. O da şu, bir nuru Muhammedi anlayışı vardır. Yani Hristiyanlar hiçbir şey yokken söz vardı diyorlar. Bizimkiler de hiçbir şey yokken Muhammed'in nuru vardı derler. İşte her şey ondan yaratılmış, onun için yaratılmıştır diye. Siz Hakikat-ı Muhammediye ya da Nur-u Muhammediye diye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye Diyanet Vakfı'nın çıkarmış olduğu İslam Ansiklopedisini bir okuyun. Orada şöyledir: Allah'la Muhammed arasındaki fark, yani şu paranın iki tarafı gibidir der. Bir hakikatin iki tarafı gibidir der. Ve maalesef orada da savunur. Bunun yanlışlığını da söylemez. Böyle bir anlayış var. Ama Cenab-ı Hak bunları bilmiyor, haşa. Birisi onu anlatmalı, ahirette anlatsınlar. Ahirette bir anlat, cehennemde bir anlatsınlar, o yanarken, kızarırken. Allahü Teala ne diyor? وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ. Muhammed sadece Allah'ın elçisidir. Ondan önce de ne kadar elçiler gelip geçmiştir. Ondan sonra مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ.
Muhammed sizin erkeklerinizden herhangi birinin babası değildir ama Allah'ın elçisidir. Ve hatemen nebiyyin ve nebilerin sonuncusudur. Şimdi bunlar en başa alırlar. Ondan sonra da derler ki her devirde bazen nebi, bazen veli olarak ortaya çıkar. Veli niye diyorlar? Çünkü kendileri de o ya. Kendileri o olacak. Kendileri de o. Said Nursi, bu kitapta vardır. Kendisini öyle sayıyor. 80. bedenimdeyim diyor. Hesap etmiş şeyde, şeye göre, Tevrat'taki süreye göre onu 70'e bölmüş, 80 çıkmış. 80. ben bundan sonra da gelmeye devam edeceğim diyor. Ben bunu söyleyince hop oturup hop kalkıyorlar. Kardeşim suç bunu söyleyen de mi ben de mi? Niye hop oturup hop kalkıyorsunuz? Ya bu şahıs tevbe etmiş ölmüş olabilir. Ve o şahısla ilgili benim herhangi söyleyeceğim bir söz yok. Ölmüş bir kişiyle ilgili bir şey söylemiyorum. Yaşayanları uyarıyorum o kadar. Evet. Hocam bu anlattığınız olay ışığında nasip meselesine nasıl bakacağız? Yani kader ve nasip meselesi. Allah-u Teala diyor ki Estağfirullah en leyse lil insani illa ma sa'a. Kişinin kendisine ait olan kendi gayretiyle elde ettiğidir. Şimdi sizin önünüze birçok şeyler çıkabilir. Yani hani bir insanı, bir adam bir işçi alır, onu imtihan etmek için masanın üzerinde parayı unutur, bakayım alacak mı almayacak mı diye. O da benim nasibimmiş diye alır cebine koyar ve imtihanı ertesi gün kapının önünde bulur kendisini. Para da elinden gider, işte gider. Şimdi Cenab-ı Hak insanları çeşitli şekillerde imtihan eder. Ama bizim olan o imtihanlar karşısında yaptığımızdır. Bütün mesele bu. İmtihanı kazanıp başardığın zaman da Cenab-ı Hak dünyada da ahirette de sana mükafatlarını verir. Ama mutlaka çok büyük imtihandan geçtiğimizi unutmayın. İnsanı bir top gibi düşünün. Sürekli yere vurur, yukarı kalkar. İnersiniz, kalkarsınız, düşer, kalkar. Yani derler ya arka arasında düşüp kalkmayan bir tek Allah-u Teala'dır diye. Ama yere ne kadar hızlı vurursanız o kadar yükseğe çıkarsınız. Fakat eğer yere vurduğunuz zaman direncinizi kaybetmişseniz patlar orada kalırsınız. Dolayısıyla sürekli dirençli olmamız lazım. Sürekli ileriye gitmek, daha da yükseğe gitmek için gayret göstermemiz lazım.